Yeniden bir gün programımızda Süzen mutfağındayız. Ama bugün ne yapıyor bizim için? İrmik tatlısı. İrmik tatlısı, ben bilmiyorum. Aklımıza böyle bir tatlıydı ki Türkler tazelerde yerler özün. O halvasıdır. O halvasıdır. Peki tatlıydan halvanın farkı nedir? Halva biraz yağda ya da çöreğden kızartırlar. Halva diyorlar onu. Halva kimin olur böyle. Sonra kablara koyarlar özün. Ama bu yok, hamur olur. Xamir olar. Xamir olar, bəli. Açarıq özün içinə, qaymaqlı pendir qoyarıq ya da sıda qoya bilərlər özün, yağda qızarır bu. Peki, yani, tamam. Yəni, yağda qızar. Detaylı malzemələrə geçəyəm həmən. Yarım spada təqribən, yarımdan azdır, bir bu sıvı yağdır. Edə bilərlər kirayın ərdisinə qoysa, o da olar. Bir bardaq irmikdir, bu şəkildə tatlılar mal, yəni xurdadır. Bir türbə sütümüz var. Aynen, yanında da təqribən bir su bardağından bir az fazla baxan, nə qədər alar məndən, un kullanıq. Çünkü 22 olduğu için onu az kullanmak. Yanında bir yemek kaşığı şekerimiz var. Şiri olduğu için şekeri az koydum içine. Peki. Hindistan cevizi yani isteğe göre istemeyen de sada koyabilirsin. Herkesin kendi tercihine göre. Yani bir paket bu şekilde kıymak, peynirli kıymak. Yani hem kıymak var içinde hem peynir. Hem peynir var. Yani bir az şorluk ısırım olsun içinde. Bir kabartma tuzuydan bir vanilya kullanmak o yüzden. Güzel. İlk yaptığımız şey ne oldu? İlk hamur yaparız. Hamurumuz var demek ki. Ben. Hemen sıvı yağdan başlayalım. Sılı yağı boşadarak. Her zaman Süzen burada hamurları suluydan başlar. Yani sular, suluları katılır. Ondan sonra başlar. İşte orada Ege Hindistan cevizi varsa, onu varsa onları katmaya başlar. Hatta sonra onu koymakta biz böyle sayısalı desene. Sıkıntı yaşamıyorsun tabii. Orada hepsi düğün olmamağı lazımdı. O yüzden bu yolu seçip de hatta hamur etsin. Üzerine hemen şeker, şeker koyarak. Biraz şeker erdarak. Yani irmik koyarak üzerine. İrmik ile aynı bir şekilde. İrmik hemen çeker canlı yani. Hiçbir şekilde sulu kalmaz. Hamur olur. Tabii. Koyduktan sonra hemen kabartma tuzuyla vanilya da koyarak bir arada. Güzel. Sonradan hemen üzerine başlayarak onu koyarak. Onu bırakarak. Onu az az koyarak da hamur olana kadar. Zaten bir gün onu çok azdı. Ha. Her zaman onu biraz daha fazla getirseniz. Ben çünkü irmik koyarak içine. Aynı irmik olduğu için onu az bırakmışım. Aslında güzel bir bilgi de insan bilsin helveden tatlının orta yerinde ne kadar fark var. Yani biz her zaman helvanı herden tanmışız. Tanmışız özün şeyden. Hurma helvası var ya. Ben ya önceden biraz yağdan. Aynen. Ataşta helva desin. Önceden hurmanı indiye kadar hurmanı sadece bu şekilde yemezler. Yani hurmanı birbiri yesinler yok. Hurmanı helva ederler. Bazen yumurta katarlar içine, bazen de un katarlar bildiğimce. Çok güzel bir helva olan. Ve bir gün bu helvanı bizim için Süzen yaparım. İrmikten bilmiyorum daha adı nece olacaktı Süzen. Çok farklı bir tatlıdır, çok lezzetlidir. Yani ben yapmışam özüm, çok beğenen oldu. Şimdi başlayalım. Onu, pardon, hamuru elinden yoğurmağa Süzen. Peki ya bu tatlının aslı nereli olabilir? Yoksa normal bir tatlıdır, herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Helva, pardon. Helva dergi. Helva dergi tatlıdır. Peki. Helva ateşte olan katı olan. Bu tatlı olduğu için hemen hamur olar. Saçtı. Biraz ona daha fazla ihtiyacım var. Çünkü baktım ihtiyacımız var. Unumuz azdı cemaat. İlk defa mutfakta. Unumuz az çıktı. Kalmasa da Süzen yollarak buradaki kameraman arkadaşımız. Yok, koymuştum elimi arka. Soktan aldı bizim için geldi. Dedim istesem çordaram özüm. Çünkü ben Hasan'ın bir askere sütü fazla aldı biraz. Tabii. Bak indi tamam oldu. İndi tamam, onu kaldırak. Gene de bakım, dur anladım. Dekil. Bakarım elimden, kıvamına. Çünkü kıyım gerekim olsun, elden açır gözüm. Sen o sorunu şeyde dergi, hamurda. Sen o sorunu ellik dedi. Biraz daha. Biraz daha bırakın. Yani tam ele yapışmasın, hatta kolay açsın. Ben herhalde bildim bu ne nasıl tatlıdır. Nasıldır? Bunu genelde otellerde yemekten sonra ikram ederler. Aynen özü bisküttaki olur. Ama kranda o özün
suludu. Şire var üzerinde. O şeker, şeker paradı o. Bilmiyorum Süzen. Ben o şeker paradı. İsterim bilim tatlı. O da aynı şireli olur doğru desen. Bu aynen ona benzer yoksa ayrı bir şey. Bu yağda kızarır yani yağda pişir o yüzden o fırında pişer. Ya o da yağdadı bildiğimce yoksa olmaz yağda. Ya, o şeker para ama fırında olur. Adı şeker paradı. Ben. Peki onu kaldırak. Ha tamam. Ver burası. Ben onu kaldırdım özümü buladı. Getir hemen yağlı kağıt. Ben de yardım edeyim sana. Bir miktar Allah. Bu şekilde kapatalım. Başlara. Bu şekilde yavaş yavaş açarım onu. 13 dedim gerekli kıyım olsun. Hatta bu şekilde açan da yapışmasın. Çok yani böyle hafif de olmasın. Hatta büktüğümüz zaman kırılmaz. Güzeldi. Bu kağıtlar aslında çok güzel özelliği var yani kamera kullanırken. Hem yapışmır bu ne diyorlar özne? Yağlı kağıt. Yok buna ne diyorlar? Oklava diyorlar. Ha? Oklava. Pardon yanımda. Oklavaya yapışmadan yani kamera açabilsen ama bu kağıt ne der? Koymaz yapışsın. Doğru. Çünkü bu... Rahat bir şekilde açabilir özün. Bir de eğer bir de istemirse mezin üstünde açsın özne. Yani böyle bir de bu hamur fark eder yani normal hamurlardan daha iyi biraz yapışar. Tabi. Açır o yüzden. Şekilde açar. Ben hissederim eğer geri de çıktı biz kalıyor. Yok kalıyor özüm zaten kesirim özüm. Şimdi bu külçeye benzerdi bura kadar Süzen. Ben. Böyle daha iyi. Şimdi bu şekilde keserek tek tek. Edebilir biraz bunu una batırak da yapışmasın. Onu verim sana. Bugün onunla bir meselemiz var ama bilmiyorum. Vazgeç burasını. Bu şekilde biraz ona batırın. Güzel. Güzel bir düşünmedi. Her zaman nişi diyoruz biz. Şifler gerçekten güzel fikirleri var. Her insan kendi işinde profesyonel olması lazımdı. Yani mesela indim ben o bardağı getirseydim. Bu hamurun böyle isteseydim. Bir şekilde kesmezdim. Yapışsaydı bilmem aklıma gelmezdi onu kullanmak mesela. Ah biz çok yaptığımız için daha. Aynen. Yani, Ravuz olup da. Bu şekilde kolay kesildi daha. Bazı kesilmeyip Süzen. Şimdi elden ayıramazdım. Etiyade de olabilir. Müteakitsen? Ha. Bozulmaz. Yok özü hemen bu ha, şekilde tamam. Kolay çıkar. Güzel. Fazlalar aldık. Aynen külçeyen nece yapar bu şekilde. Ama indi bu hala sonunda külçe hala olu bilmem. Süzen bilir. Biz aynı içinde aynen. Çağır ben bilmem şifimiz bile. Buyurun. O da kalıptı. Bu şekilde Allah elinize. Bunu bunyadan katasan. He olur artık. Kaşık getirin. Bu şekilde kaymaklı peynirimizi. Kaymağı yani tam özellikle ortasına bu şekilde koyuyor. Seçtim. Yani biraz hazretim içinde şorluğu olsun. Tatlıya çok yakışır. Bu şekilde. Başlara. Çok fazla da kaymam çünkü yağda piştiği için çıkmasın yazıyor. Hemen. Bu şekilde kapatalım olsun. Güzel. Deneme yapak. Mıncıka basıyor lan. Çünkü yağda kızardığı için fazla çıksa içinden bir yağda pertler ses eder. Aslında yapmağı çok asandı. Bir de onun yanında Süzen dediği terki. Hani bazen insanın ağız tadlarından anladığı için diğer tatlıydan biraz şorluk daha güzel gelir. O yüzden bilerek yani bu kaymağı seçip de biraz şorluk var özünde. Çünkü bizim zaten hamurumuz çok tatlıdır. Edeblere biraz tuz da koysam. Ben tarifte tuz da koymuşum. Yani o zaman olabilir. Süzen,
sen şey yap yağı. Tamam. Hatta ben buradan hazırlayayım sağ için özüm. Bu şekilde yağ koymuşum içine. Yani biraz böyle pişirsin özüm. Çok da az olmasın yağları. Aynen. Yapmağı çok asandır. Peki buna ayrı şekil verebilmeyiz. Bu içinde olduğu için kıyma gerek tamamen kapansın. Yani. Ayrı şekil versek korkarak ki kıymak içinden çıkar. Çıkar aralı daha. Biz edebi lıksa da bırakalım uzun. Daha olsa da yutuğum bilmem ne şekilde yapasın. Ne akşaf edin. Yok ya ben da, bu mücadefane etmem. Ya da özü pişiresen özün sonradan piştikten sonra içine koyasın. Aynı kadayıf var içinde kıymaklı kadayıf yapılır. Ha. Piştikten sonra içine kıymak doldurarlar, fıstıkı batırırlar. Aynı o şekilde de olan. Bugün tatlı yarık. Çok güzel bir tatlı da hafiften. Özellikle Suzan'ın tatlıları gerçekten her zaman yapıyor özün. Biri birisinden daha lezzetli, daha güzel bir görüntüsü var. Yani her zaman Suzan bizim için bu güzel yemekler yapıyor. Ama Suzan benimkinin şekli sevkine benzemiyor. Ne için? Ne için? Benimki böyle olup. Biz iyi bastır olsun. Ben iyi bastırım daha. O kadar yeterliydi yani. İyi bastırsa. Görmüşsün bastırmaktan böyle olup şekli ha. Ha. Biraz yağımız da olsun, gerekim de olsun. Hatta yağı çekmesin canına. Atarım içine. Bakın bir deneme yapalım. Bu kadar yeterliydi bence. Sonra ben tekrardan ederim. Tamam. Biz burada hemen kavurmaya başlıyoruz özne. Ama yağımız hala soğuktu. Yağı ki hala soğuk olduğu için. Suzan kavururuz özün. Ondan sonra hemen direkt şirani bırakarız. Ha, tamam o zaman. Biz seni rahatuva koyalım. Hatta kavurasan özünü. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz burada hamurumuzu yaptık ve onun yanında içine de kıyma koyduk. İrmik tatlısıdır. Suzan kavurur özün. Kavurduktan sonra geldik tekrardan yanına bakalım. Şikli, tadı ve şirani bıraktıktan sonra nece oldu? Bizim de bugün mutfağımızda irmik tatlısı bitti tatlısı herhalde. Gördüğünüz gibi son şekli bu oldu. Yani üzerine ama şirin sapağın bu şekilde tamamen canına çeksin. Çünkü içindeki şeker çok az idi. Dolduruyoruz şireden. Evet. Tebelet tamam canına çeksin. Öz irmik olduğu için hemen çeker canına bak. Tabii bir tarafa da var. Şekilde. Takriben bir 10 dakika beklese tamamen içine çeksin daha iyi olur lezzet. 10 dakikadan sonra hemen hindistan cevizini bırakarak üzerine. Bu şekilde bir ans. Bu da isteği görevli. İsteyen yeşil fıstık da koyabilir. Tabii. Herkesin kendi tercihine göre yeşil fıstık koyabilirsiniz. Bazen koz da bırakabilirler. Koz da bırakabilirler. Koz da olur. Bugün ırmak tatlısı. Bu şekliydi. Aslında bu 10 dakika sonra kalsam daha da güzel olur. Gördüğünüz gibi ne güzel görüntüsü de var. Elevi siz bunu bazen davetlerde yaparsınız ya da bofe müftüh de ederler bazen toylarda, düğünlerde. Çok güzel. Orada da aynı bırakabilirsiniz özün çünkü şekli güzeldi ve tadı da çok hoştu. O yüzden sizden teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol hayatım.